İstanbul'a gidenlerin çoğu tarihi Yarımada'yı yani Eminönü ve Fatih taraflarını muhtemelen gezmiştir. Şehrin bu sokaklarında ancak detaylı tarih kitaplarında anlatılan çok ilginç olaylar yaşandı. Bunlardan biri de Osmanlı ordusuna bağlı Kapıkulu askerleri arasındaki çatışmaydı. Aslında tarih boyunca Osmanlı ordusu mensupları birçok kez karşı karşıya geldi. Ancak biz 1603 yılında gerçekleşen Yeniçerilerle Kapıkulu sipahilerinin birbirine girdiği olayı dönemin kaynaklarından faydalanarak ve bazı kısımlarda o günkü diyalogları birebir kullanarak anlatacağız. Ama önce çatışmanın neden gerçekleştiğini anlayabilmek için Osmanlı Devleti'nin 16. yüzyıl sonu ve 17. yüzyıl başındaki genel durumuna bakmak gerekiyor. Zira olayın hem Avrupa kaynaklı, hem Anadolu kaynaklı, hem de bizzat Osmanlı Sarayı'ndan kaynaklanan birçok sebebi vardı. Yıllar 1578'i gösterdiğinde Osmanlılarla Safeviler arasında büyük bir savaş çıkmış ve 12 yıl süren bu savaş 1590 yılında Osmanlı'nın zaferiyle sonuçlanmıştı. Bu uzun savaştan sonra hem Anadolu'nun asayişinden hem de toprakların ekilmesinden sorumlu olan, dolayısıyla üretimde sürekliliği sağlayan tımarlı sipahiler büyük bir darbe gördüler. Zira 12 yıl süren savaş sebebiyle her yıl asker toplanması tımarlı sipahileri tükenme noktasına getirdi. 1590 yılında başlayan barış dönemi ise 1593 yılında karşılıklı sınır olayları sebebiyle Avusturya'ya savaş açılması sonucu uzun ömürlü olmadı. Hoca Saadettin Efendi gibi tecrübeli devlet adamları karşı çıkmasına rağmen savaş kolay bir zafer uman Sinan Paşa'nın gayretlerinin sonucuydu. Ancak Sinan Paşa'nın erkenden zaferle sonuçlandırmayı umduğu savaş 13 yıl boyunca devam ederek hiç de kısa süreli olmayacaktı. Hatta Avrupalılar bu savaşa Uzun Türk Savaşı adını verecekti. Eskiden Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim gibi büyük padişahların devrinde tek meydan muharebesiyle bir memleket fethedilebiliyordu. Şimdi ise on binlerce asker sadece bir kalenin alınabilmesi için yıl boyu seferber ediliyor ve bazen başarılar bazense başarısızlıklarla yıllar birbirini izliyordu. İşte bütün bu seferler hazineye ciddi yükler oluştururken üstüne Avrupalılar coğrafi keşiflerle yeni dünyayı yani Amerika kıtasını keşfettiler. Artık Osmanlı limanlarının önemi azalırken Amerika'dan Avrupa'ya bol miktarda gümüş ve altın akmaya başladı. Bu ise Osmanlı memleketinde ciddi bir enflasyona sebep oldu. Ayrıca 1595'te tahta geçen Sultan 3. Mehmet döneminde masraflar gelirlerin 3 katını bulmaya başladı. Çözüm olarak sikkelerin içerisindeki gümüş miktarı azaltılıyor, halka ağır vergiler yükleniyor ve tımar sisteminin uygulandığı topraklar açık arttırmayla mültezimlere satılıyordu. Mültezimler ise devlete ödedikleri parayı çıkartıp kâra geçebilmek için halka baskı yapıyorlardı. Böylece hem halk isyan ediyor hem de tımar sistemi giderek bozuluyordu. Bir zaman sonra ürettiğinden hiçbir şey kazanamayan çiftçiler ise tarımı bırakıp göç etmeye ya da celali isyanlarına katılmaya başladılar. İşte tam bu noktada hem İstanbul'daki Yeniçeri Sipahi çatışmasının sebeplerinden olan hem de Anadolu'yu yangın yerine çeviren Celalilere kısaca değinmek gerekir. İlk olarak Yavuz Sultan Selim döneminde Bozoklu Celal adlı bir sipahi subayının isyan etmesi, bundan sonra Anadolu'da çıkacak isyanların tarihçiler tarafından Celali isyanları olarak adlandırılmasına sebep oldu. 1500'lü yılların sonuna gelindiğinde ise az önce anlattığımız sebeplerden dolayı halk giderek artan bir şekilde Celali reislerine katılmaya başladı. Asayişi sağlamak için Anadolu'ya yollanan Yeniçerilerle Kapıkulu sipahileri de gittikleri bölgelerde serserilik edip yöre halkına zarar vermeye başlayınca katılım daha da körüklendi. O yıllarda Celali reislerinden devleti en çok uğraştıransa Karayazıcı lakaplı Abdülhalim'di. Eski bir devlet memuru olan bu adam, isyan bayrağını açtıktan sonra rüyasında Hazreti Muhammed'i gördüğünü ve peygamberin kendisine devlet verdiğini iddia etmeye başladı. Karayazıcı'nın etrafında toplananlar, Osmanlı-Avusturya Savaşı'ndan firar eden asker kaçaklarıyla Deli Hasan, Amasyalı Deli Zülfikar, Malatyalı Karakaş Ahmet, Ankaralı Kalenderoğlu Mehmet, Yavur Murat, Tekeli Mehmet, Ağaçtan Piri, Kara Sait, Hüseyinoğlu İshak, Adanalı Sevindik, Bağdatlı Uzun Halil, Kalın Dudak Mahmut ve Köprülü Şaban gibi her biri Anadolu'ya korku salmış namlı haydutlardı. 20 ila 30 bin kişilik bir orduya sahip olan Karayazıcı, üstüne defalarca yollanan sancak beylerini hatta beyler beylerini bile mağlup etti. Bu isyan 1602 yılında Karayazıcı'nın Canik Dağları'nda ölmesiyle hafiflese de Anadolu'da inanılmaz boyutlarda bir tahribat bıraktı.
Zira Anadolu'daki köylerin yerini bugün bile etkileyecek şekilde büyük göç hareketleri olurken toprakları mahvolan bir kısım halk da çift bozan adıyla İstanbul'a kaçmak zorunda kalıyor ya da eşkıyalığa başlıyordu. ...1600'lü yılların sonuna gelindiğinde artık Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim gibi otoriter padişahların olmaması herkesin devlet yönetimine karışmasına sebep oluyordu. Örnek olarak devlet işleri aslen Venedikli bir cariye olan Safiye Sultan'dan sorulur hale gelmişti. 3. Murat'ın eşi ve 3. Mehmet'in de annesi olan bu kadın kızlarını da vezirlerle evlendirerek divanda doğrudan adamlar elde ediyor ve böylelikle hayati kararlara karışabiliyordu. Hatta başta İngiltere Kraliçesi 1. Elizabeth olmak üzere yabancı ülke yöneticileriyle mektuplaşıp onların lehinde sarayda lobi yapıyor, Venediklilerin normalde savaş ilanına sebep olabilecek eylemleri yine onun sayesinde görmezden geliniyordu. Ayrıca tahsisatı inanılmaz bir rakam olacak şekilde günlük 3000 akçeyken birçok tarihçiye göre rüşvet karşılığında tayinlerde etkin rol oynuyordu. Dışarıyla olan ilişkilerini ise aslen bir Yahudi olan Esperanza Malchi yani kira kadın aracılığıyla yürütüyordu. Sonunda işler öyle bir hal almaya başladı ki hem devlet adamları hem de askerler Safiye Sultan'ın bu gücünden büyük bir rahatsızlık duyarak isyan ettiler. İsyanda İstanbul Gümrüğü gibi Osmanlı Devleti'nin en önemli gelir kaynaklarından birine sahip olan kira kadın sipahiler tarafından öldürüldü. Dönemin kaynaklarında kira kadının öldürülüşü şöyle anlatılıyordu. Tepelenen melune Kira'nın ve oğlunun parçaları at meydanında birkaç gün köpeklere yedirildi. Amma ortalığı kerih bir koku sardı ve Müslümanlar rahatsız oldular. Sipahiler gelip karının parçalarını topladılar ve odun yakıp ateşe attılar. Bazı kaynaklarda Kira kadının ölümünden sonra 50 milyon akçe değerinde nakit para ve mallara sahip olduğunun ortaya çıktığı yazmaktadır. Safiye Sultan'ın kurduğu rüşvet çarkının ortasında yer alan diğer şahıslar ise aslen bir Macar dönmesi olan Gazanfer Ağa ile Bostancıbaşı Ferhat Ağa'ydı. 1601 yılında sadrazam yapılan Yemişçi Hasan Paşa, 1602 sefer mevsiminde uzun zamandır kuşatma altında olan Budin'e takviye asker sokmak ve İstolni Belgrad'ı tekrar fethetmek gibi bazı başarılar kazandı. Ancak genel olarak yavaş hareket ediyor ve orduyu cephelerde oyalıyordu. Ayrıca birçok kaynağa göre Celalilere arka çıkan Şeyhülislam Sunullah Efendi, Kapıkulu süvarilerini el altından destekleyerek isyana teşvik ediyordu. Amacıysa sadrazam Yemişçi Hasan Paşa'yı koltuğundan etmekti. Bu doğrultuda daha 3 gün önce ayaklanıp makamlara tayinler yaptıran sipahiler 6 Ocak 1603 günü Hüseyin Halife, Poyraz Osman ve Katip Cezmi gibi subayları öncülüğünde tekrar isyan ederek saraya doğru akmaya başladılar. Sarayın önüne geldikten sonra ise Sultan 3. Mehmet'i Ayak Divanı'na çıkmaya zorladılar. Ayak Divanı'nda sipahi subaylarından Hüseyin Halife, padişaha o güne kadar görülmemiş bir şekilde hitap ederek şöyle söyledi. Padişahım, askeri İslam seferde, memleketimiz Celali elinde kaldı, baştan başa perişan. Erzurum'u Köse Sefer Paşa'nın sekbanları ve leventleri soyar. Sivas Alacaatlı Ahmet Paşa'nın zorbalarının elinde ve Karaman'ı da Deli Hasan kasıp kavurur. Kastamonu ve Çankırı Tavil ile Karasaid'in pençesinde. Anadolu halkının feryadı gökleri tuttu. Devlet erkanı memleket ahvaliyle meşgul değil, sarayda mahremlerini sizi ifal ederler. Bu hallerin asıl müsebbibi de onlardır. Ayrıca makam ve mevkilerin rüşvetle alınıp satıldığından ve Safiye Sultan'ın sadrazam Yemişçi Hasan Paşa'yı koruduğundan şikayet ettiler. Bunun üzerine asilere bir şey vermesi gerektiğini anlayan Sultan 3. Mehmet'in emriyle Ak Hadım Gazanfer Ağa ile Kızlar Ağası Zenci Osman'ın kelleleri vuruldu. O esnada kış mevsimi dolayısıyla İstanbul'a dönüş yolunda olan Yemişçi Hasan Paşa da olayları duyunca orduya bir komutan atayıp aceleyle önden yola çıktı. Aldıkları kellelerden tatmin olmayan sipahilerse Şeyhülislam Sunullah Efendi'ye gidip padişahın haberi olmadan Yemişçi Hasan Paşa'nın kellesi için fetva aldılar. Ardından da padişaha bir telhis yollayıp fetva aldıklarını ve sadrazamın kellesini istediklerini bildirdiler. İşte olayların kilit noktası tam da burasıydı. Zira sadrazamı şimdi verirse ileride bunun bir alışkanlık haline geleceğinden ve kendisinin de tahttan indirileceğinden endişe eden padişah sadrazamına sahip çıkarak şöyle dedi. Vezir-i Azam'ın yaptığı cümle işler benim bilgim dahilindedir. Benimle Vezir-i Azam arasına kul sipahiler niçin müdahale eder? Padişahın cevabını öğrenen sipahiler, Padişah-ı Alempenah Hasan Paşa'yı icabınca katleylemedi. Biz kendi sarayına varıp onu katlederiz, dediler.
Sipahiler bugün Türk ve İslam Eserleri Müzesi olarak hizmet veren ve o yıllarda sadrazamlara tahsis edilen İbrahim Paşa Sarayı'na giderek Yemişçi Hasan Paşa'yı öldürmeye çalışsalar da içeriye girmeyi başaramadılar. Zaten paşa da bu sırada aceleyle kaçarak Yeniçeri Ağası'nın karargahı olan Ağ Kapısı'na sığındı. O güne kadar sipahi isyanlarına seyirci kalan Yeniçeriler paşaya sahip çıkınca büyük bir asker kavgası artık kesinleşmiş oldu. Osmanlı'nın iki güçlü askeri sınıfı bu şekilde karşı karşıya gelmişken Yemişçi Hasan Paşa padişaha bir telhis yazıp Şeyhülislam Sunullah Efendi'nin olayların arkasında olduğunu ve bu yüzden ya sürgüne gönderilmesinin ya da idam edilmesinin yerinde olacağını bildirdi. Artık padişahın kimden yana olacağı hayati bir önem taşıyordu. Bu arada gece boyunca topçulara, top arabacılara, cebecilere, tersane askerlerine ve Yeniçeri ortalarına buyruldular yollayan Hasan Paşa adeta olağanüstü hal ilan etti. Buyrulduda emre itaat etmeyenlerin padişaha isyan etmiş sayılacağı vurgulanarak askerlerin sabah namazı Süleymaniye Camisi önünde silahlı bir şekilde toplanmaları emrediliyordu. İlk olarak Yeniçeriler emre uyup caminin önüne gelirken padişah da ferman yollayarak tavrını oldukça açık bir şekilde belli etti. Fermanda askere şöyle hitap ediliyordu. Siz ki Yeniçeri kullarımsınız, yüzünüz ağ ola. Büyük ecdatlarımızdan bu yana sizden ihanet görülmemiş olup rıza müzeresiyiz. Vezir-i Azam'ın emrine girip bu zorba eşkıyasının hakkından gelesiyiz. Padişahın sözlerini duyup çılgınca alkışlayan Yeniçeriler şimdi kendileri bir telhis yazarak şöyle dediler. Bu zamana değin Şeyhülislam olanlardan fitne yayan yoktu. Bu yüzden Celali eşkıyasından para alıp sipahi zorbalarıyla işbirliği yapan, onlara uyup fetva yazan ve alemi fesada sürükleyen Sunullah Efendi'nin azlini, onunla işbirliği yapan Kaymakam Mahmut Paşa'nın ve sipahi zorba başılarının da katlini isteriz. Zaten kendisi de bunu isteyen padişah gerekli azilleri hemen yaptı. Şimdi sipahilere asi oldukları bildirilip elebaşlarını teslim etmeleri istenmişti. Sipahilerse hep bir ağızdan ölürüz de vermeyiz, padişahımız sipahilerden vazgeçemez diyerek direnme yolunu seçtiler. Bu cevap üzerine oldukça hiddetlenen Yemişçi Hasan Paşa, saadetli padişah onların kulluğundan vazgeçmiştir. Asi olanları vermezlerse bu denli asakirle üzerlerine varmamız mukarrerdir diyerek sur kapılarının kapatılmasını emretti. Böylelikle kimse İstanbul'dan kaçamayacaktı. Yeniçerilere asla direnemeyeceklerini bilen sipahiler, paşanın cevabını öğrendikten sonra büyük bir korkuya kapıldılar. Yeniçeri ağası Ferhat Ağa, Süleymaniye tarafından harekete geçerken sipahilerin hepsi bir köşeye saklandı. Zira artık Yeniçerisi, acemi olanı, tersanelisi, topçusu ve cebecisi pür silah sokak sokak gezerek sipahi arıyorlardı. Bu esnada kahvehaneleri, hanları ve özellikle her biri birer pislik yuvasına dönüşen bekar odalarını basarak buldukları sipahileri aman vermeden öldürdüler. Böylelikle Osmanlı tarihinde ilk kez iki farklı sınıfa sahip askerler arasına kan ve kılıç girmiş oldu. Asilerin cesetleri gömülmeyip denize atılırken İstanbul halkı iki gün boyunca evlerinden başını dahi çıkaramadı. Bu kardeş kavgasında kaç kişinin öldüğü tam olarak bilinmese de bir zaman sonra kendilerine merhamet gösterilmeyeceğini anlayan sipahiler bizzat kendileri elebaşlarını getirip teslim ettiler. Ayaklanmayı bastıran Yemişçi Hasan Paşa, padişahın büyük takdirini kazanırken bundan gururlanarak bazı haksız idamlarda bulunup rakiplerini sürgüne yolladı. Ayrıca Yeniçeriler zaman zaman adeta ava çıkıp sipahi öldürmeye devam ediyorlardı. Yemişçi Hasan Paşa'nın bu özgüvenle Valide Safiye Sultan'ı da sürgüne yollamaya kalkması bardağı taşıran damla oldu. Zaten rakipleri de paşanın Yeniçerilere güvenip padişahın dahi emirlerini dinlemeyeceği yönünde söylentiler yayıyorlardı. Nihayet baskılar sonucunda sadaret mührü Yemişçi Hasan Paşa'dan alındı. Paşayı çok seven ve olanlardan ulemayı sorumlu tutan Yeniçeriler ise Şeyhülislam ve kazaskerlerin evini basıp ''Mührü Hasan Paşa'ya verdirmezseniz sizi kitaplarınızla beraber yakarız.'' diye tehditler savurmaya başladılar. Şeyhülislamsa ''Vezaretle ne alakanız vardır? Padişah-ı İslam istediğini istihdam eyleye.'' diyerek Yeniçeri subaylarını sakinleştirdi. Yeniçerilerin bu şekilde ikna edilmesiyle Yemişçi Hasan Paşa Sütlüce'de saklandığı bir bahçede bulunarak idam edildi. Olayları kısaca değerlendirmek gerekirse Kanuni Sultan Süleyman da dahil olmak üzere ilk 10 Osmanlı padişahı devlet işlerinde oldukça sert ve tavizsizdi. Ancak Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu olan Sultan 2. Selim'den itibaren Osmanlı klasik dönemi boyunca 4. Murat hariç olmak üzere padişahların baskın karakterli olmamaları devleti Yeniçeriler yahut sipahiler karşısında oldukça kötü hallere düşürdü.
Zira önceden devlet adamlarını padişah belirlerken bir zaman sonra arkasına askeri alan paşa koltuğunu sağlamlaştırmış oldu. Ayrıca yine padişahların baskın olmaması, haremin ve valide sultanların yönetimde etkin olmalarına, dolayısıyla makam elde edebilmek için yapılan oyunların artarak rüşvetin adeta bir zehir gibi bütün devleti sarmasına sebep oldu. Nihayetinde ise gidişattan memnun olmayan askerlerin karşı karşıya gelmesiyle İstanbul'da bir kardeş kavgası çıktı. İşte böylelikle teknolojiden, coğrafyadan uzak kalmanın ve rüşvetle haksız kazancın bir devlet için ne kadar tehlikeli olduğu da ortaya çıkmış oluyordu. Zira koskoca Osmanlı'yı zayıflatan tam da bu unsurlardı. Biz ise bazı videolarımızda tarihimizin şanlı zaferlerini anlatırken, bazı videolarımızda da bu büyük devleti çökerten faktörlere değinmeye çalışıyoruz. Burada videomuzun sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.